Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler alkolik içkiler hakkında. Kıyamete yakın bazı haramla günahlar çoğalacaklar. Bu haramların çoğalması kıyametin bir alameti, belirtisi olmuş oluyor. Bunların biri de alkol içkilerin içilmesinin çoğalması meselesi. Bir madde ne zaman haram olur? Allah Teala bunu yasaklarsa o zaman tabii haram oluyor. Allah Teala bize buyuruyor, Maide suresi ayet 90'dan başlıyor, devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Mevlamız buyuruyor. Ey müminler, ey iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayette sureler ya eyyühe nasu diye başlıyor. Nas, ey insanlar anlamına geliyor. Eğer ayet-i kerime imanla ilgili ise o zaman ey insanlar diye geliyor. Çünkü insanların hepsi imanla bağlı mükelleftirler. Eğer ayet-i kerimede Allah-u Teala bir emri veya bir yasa gelecekse o zaman ey müminler diye geliyor. Burada Mevlam buyuruyor elhamdülillah. Ey müminler, ey iman edenler. Buna tabi bir incelik var. Yani İman eden kişi ne yapar? Tabii Allah'tan korkar Celle Şanühü. Ona isyan edemez. İkincisi ahirete iman olduğu için de bir gün mutlaka hesap vereceğini düşünür. Ondan sakınması gerekir. Ve hakikaten Mevlam bize buyuruyor şimdi emrini. İnnemel hamru. Hamr. Hamr üzümden yapılan şaraba Arapçada deniyor. Aslında hamr sözlük olarak aklı örten, yani beyne zararı veren, kişinin düşünme gücünü götüren, yani insana bir nevi insanlıktan çıkarıp hayvanlaştıran demektir. Zaten insanın hayvandan tek farkı vardır, akıl. Tek akıl. Yoksa kedi de eşleniyor, kuş da eşleniyor. Kuş da yuva yapıyor. Her hayvanın bir yuvası var. O da o işi beceriyor. Her dişi hayvan da yavrusu bakmasını biliyor. Emziriyor da her dişi hayvan da. Onların da yeme içmesi var. Kavgaları var, dövüşleri de var. Hepsi var. İnsanın onların tek farkı nedir? Akıl işte, akıl. Demek ki alkol içkiler akla zarar veriyor. Tabi sarhoş bir insan bir nevi mecnun, yani yarı deli hükmünde oluyor kişi. Aklı gidiyor kişinin. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de alkol içkilere hamr diye geliyor. Aklı örttüğü için. Vel meysiri bir de kumar. Vel ensabı dikili taşlar, yani ibadet diye tapınılmak için, saygı duruşu için dikilen taşlar. Vel ezlamı fal okları, falcılık. Bu hadikene bize Mevlam dört şeyi bildiriyor, haram olduğu dört şey. Nedir bunlar? Bugün tabi asıl konumuz İçki konusu. Öbürden inşallah kısaca bir özetleyelim. İkincisi meysir. Meysir yüsür kökünden geliyor ki kolay anlamına geliyor. Yani kolayca para kazanma. Çalışmadan, çabalamadan, risk altına girmeden, bu tabi kumar işte buna diyor. Kumarın da her çeşidi haram oluyor.
O konuya tabi girmeyeceğim fazla. Çünkü fıkıh meseleleri falan uzun oldu mu hepsi karışıyor bu sefer. Üçüncüsü burada yasaklanan vel ensabı nasb olunan dikilen taşlar. Hangi taşlar? Mesela kişi evine direkt de taş dikiyor. Hudut taşları oluyor. Tabi bunlar değil. Eğer bir taş putlaştırılsa, o taşa insanlar saygı yapıyorlarsa, o İslam'da put anlamına geliyor. Dördüncüsü de vel ezlamı, ezlamda fal okları vardı Arabistan'da cahiliye döneminde. Bir torba içinde 3 tane ok bulunurdu. Okun birinde şöyle yazıyordu: emreni Rabbi, Rabbim emretti yani yap bu işi. İkincisinde nehani Rabbi, Rabbim bunu yasakla yapma dedi. Üçüncüsü boştu. Araplar cahiliye döneminde önemli bir işleri olduğu zaman, ticaret yapacak, evlenecek, yolculuğa gidecekse önce giderlerdi, o oklar bir torba içindeydiler. Giderlerdi o okçunun yanına, içinden gözünü kapayıp bir ok çekerlerdi. Bakarlardı. Eğer okta Rabbim emretti yazılıysa o işi yaparlardı. Rabbim yasakladıysa yapmazlardı. Boş çıkarsa tekrar çıkarlardı. Bu tabi nedir? Bu Allah-u Teala'ya tevekkülsüzlük, kadere inansızlık oluyor. Bir oktaki yazıya güveniyor. Haşa, ne ilgisi var oktaki yazının? Bunun için günümüzde de bazı kişilere böyle falcılara baktırırlar, tombala atarlar, işte yazı turabini atarlar, işte şu çıksa olacak, hayırlı derekten. Bunlara inanmakta bakınız, içki içmek gibi, hatta puta tapınmak kadar günahdır cemaatimiz. İnanmamak gerekiyor. İslam'da her şeye takdir olmuştur. Kim öyle an buyuruyor? Sebillah, fakat derehü takdira. Allah her şeye takdir etmiştir. Kişi ne yapacak? Kişi aklı ile o işi düşünecek. Aklı vermiyorsa İslam'da müşavere var, danışma. Güvendiği kişilere, onlara danışacak. Yani güvendiği kişi ki hem o işleri anlayacak, hem de güvenilir kişi olacak. Ona danışacak. Ya da istihar yapacak kişi. İstihar namazı vardır. Bu yapacak kişi. Ondan sonra Allah'a tevkif edecek, o işi yapacak. Bunlar nedir? Dördü. Alkollü içkiler, kumarın her çeşidi, saygı için dikilen taşlar ve falcılık. Nedir bunlar? Ricisün min ameli şeytan, Mevla buyuruyor. Ricisün ricistir. Pisliktir. Necasettir bunlar. Bunlar. Min ameli şeytan, bunlar Allah'ın emri değil, Allah'ın rızası yoktur. Bunlar şeytanın yaptığı işlerdir. Şeytan kişiyi buralara iter, teşvik eder, dürtükler. Özellikle kişi hayal kırıklığına uğramış, işte sonra biraya miraya, şöyle hafif içkilere teşvik eder. Diyor efendim işte bir bilet al da şu ay başında, yıl başında bir şansını dene diye. Kumar halbuki. Kesin kumardır. Ya da toto moto gibi bir takım şeyler, ki işte bilmiyorum onların tabi işlerini, çıkan şeyler. At yarışındaki şeyler gibi bunlar. Hep bunlar kumar adı cemaatimiz. Hep haram bunlar. Hep şeytan insanı buraya teşvik eder. İnsan ne yapacak? İnsan eliyle kazanacak, çalışacak, onu yiyecek. Helal bu adı cemaatimiz. Helal budur efendim. İşte yorulacak, çalışacak, kafasını kullanacak, çalışacak. İşte helal olan budur. Şimdi bunlar necis, Mevla buyuruyor. Fecitenibuhu. Onlardan sakının. Hatta burada fecitenibu. Başta F harfi var. Buradaki fa-i takibiye deniyor buna. Hem anlamında. İşte ileride bırakırım değil. Hemen bırak anlamında.
Bir de icitinab. Fetrükü değil de, tekiden değil de fecitinibuhu geliyor. İctinab cenb kökünden geliyor ki işte yan yana kaçın. Yani bunlardan insan ne zaman yan yana kaçar? Bir tehlike olunca. Abi muhteremler mesela bir insan bir yabancıya gitti. Baktı ki kötü bir köpek. Yürü yarı. Korkun bir köpek. Kişi orada ne yapar? Giderken insan yan gider böyle. Acaba arkamdan saldırmasın bana diye. Bak Mevlam böyle buyuruyor. İçkiden, kumardan, bu tapınan taşlardan, fazlalıktan fecteni buhu ona tehlikeden şey yan yan kaçın. Bir zarar gelmesin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ ancak o zaman felahı bulabilirsiniz Mevla buyuruyor. Demek ki alkolü bir kişi felah bulamıyor muhteremler. Bir kumarbaz felah bulamıyor. Ne dünyada ne ahirette. Bir muhterem zatın oğlu yenişmiş delikanlı çağına gelmiş. Babasına gidiyor bir gün. Baba, arkadaşlarım diyor, işte şarap içiyorlar filan yerde. Akşamları. Eğer müsaade edersen baba diyor, ben de gideyim. Yani babasını da kıramıyormuş, ondan izin istiyor. Bakın nasıl babası buna şöyle diyor muhtemelen, bakın işte. Bir çocuğun eğitimine bakın, kâmil bir insanı. Olur yavrum diyor, olur ama diyor, pek de erkenden gitme diyor. Hele gece arası olsun bakalım da, ondan sonra gidersin yarın oraya diyor. Hatta ben seni götürürüm diyor, yardımcı olurum ben sana diyor. Çocuk seviniyor, babası izin verdi. Ama hemen gitme yavrum diye geç gideriz diyor. Artık gece yarısı olmuş, alıyor oğlunu, gel oğlum bakayım ben götüreyim seni diyor. Gidiyorlar, şöyle bir gidiyor meyhaneye bakıyor, biri kusuyor, biri yere yıkılmış, bilmem sayıklıyor, bilmem şu bu yapıyor, şu falan tiskiniyor, kaçıyor ona. Kaçınıyor. Bak akıllı kişi ona sonucu gösteriyor. Hemen baştan gitme falan derse, şu önünü alamayacak belki de. Dinecek, geç git yavrum diyor. Çünkü geç gidince, onunki tiskiniyor böyle şey. İşte Mevlam buyuruyor, bunlardan kaçının ki felahı bulabilirsiniz Mevlam buyuruyor. Bunlar ricis Mevlam buyurdu. Tabi asıl konumuz alkolü içkiler. Bunların her biri, ismi ne olursa olsun, şarap olsun, likör olsun, bira, rakı olsun, her biri bunların haramdır. Bunların hepsi de ricistir, necistir, necis. Necis, şeriatta, fıkıh kuralında pis anlamına geliyor. Yani temizlenmesi lazım anlamına geliyor. Yine fıkıh kuralında iki türlü pislik var, necaset var. Biri necaseti galiza deniyor, ağır necis. Biri necaseti hafife deniyor, hafif olanı. Bu ağır olan necis, galize olan necis, eğer kişinin üzerine az da olsa gelirse, bu pis olmuş oluyor. Hatta bir direm olarak buna konmuştur. Ancak kaynayan tencereye, süte, suya bir damla damlasın, hepsi pis oluyor. Bir kimsenin üzerine, elbisesine, gömleğine, demek ki alkol marko bulaştı mı, bak kişi onun namaz kılamıyor. Derisine bulaşsa daha kötü. Ne içine içerse, yani düşün muhtemelen bak. Yani kişinin çorabına, ceketine, gömleğine bile gelse, onunla kişi namaz kılamıyor. Tabi deriye gelse daha kötü, ya içerse, içine girirse o pislik, düşün muhtemelen. Mesela tencere kaynarken, kaynayan tencereye bir damla kan bulaşsa, mesela hanım bir şeye doğruyor kaynayan tencereye, elini kesti bıçakla doğrarken de, elinden kan damladı tencereye. Kan da nilistir, galizdir, ağır nilistir. Tencerenin tamamı dökülmesi gerekiyor bakın tencereler. Aynen bunun gibi, alkol içkileri de bunun gibi. Eğer bir bardağa
sürahiye, tencereye, süt tenceresine bir damla alkol içki damladı mı hepsi necis oluyor, pis oluyor, içilmesi haram oluyor. Düşünün ki 5 kilo süte, hatta 10 litre suya bir damla alkolü içki damlasa hepsi haram oluyor, necis oluyor. Ya direkt onu içen kişi ne olacak? Yani içenlere biraz bunu düşünmesi gerekiyor diyeceğim artık. Bunlar şeytanın ameli, Mevlam buyurdu. Yani şeytan insanları bunlara teşvik, tahrik ediyor. Peki şeytan bundaki amacı ne acaba? Niye şeytan insanları bunlara tahrik, teşvik ediyor? Onu biz Allah-u Teala Kur'an'da bildiriyor. İnnemâ yürüdü şeytanı. Ancak şeytanın muradı, dileği, amacı şu. Benlik adaveti vel balda fil hamiri vel meysiri. Aranızda düşmanı sokmak için Mevlam diyor. İçkide, kumarda aranıza düşmanlık sokmak için şeytan sizi oraya teşvik ediyor. Anzikü ve Allah'ın zikrinden, namazdan sizi engellemek için Mevlam buyuruyor. Şimdi adı cemaatimiz alkolik kime deniyor? Bir kimse alkolün zararını biliyor artık. Yani kendi sağlığına da günahını bırakalım. Kendi sağlığı alkol zararlı. Bir kimse alkolün zararını bildiği halde, içmek istemediği halde, kendini içmekten alamıyorsa, bu kişiye alkolik, yani alkol bağımlısı deniyor bu kimseye alacağım adımız. Alkol bağımlısı. Alkolün zararını da biliyor, içmek de istemiyor ama akşam oldu mu, kendini alamıyor. Alkol bağımlısı deniyor. Bu alkol bağımlılarında ne olur azı cemaatimiz? İnsanlardan nefret olur bunlarda. İnsanlar kapında güvensizlik olur. Yalnız kalma hissi olur. Evet, toplanır 3-5 kişiye akşamları bir araya gelirler. Ama birbirine güvensizlikleri vardır onların. Sonunda önce gülerek giderler. Arabayla özel bir yere içmeye giderler. Giderken tatlı giderler. Ama orada kavga ederler lazım artık böyle. Çünkü mutlaka alkoliklerde bir topluma karşı güvensizlik vardır. Yalnız kalma hissi vardır. Ve bunlar çoğu zaman da intihar düşünürler alkoliklerde. Akıllarına, hem intihar etme akıllarına gelir öyle. Bunalıma gelirler bunlar. Fehel entüm müntehûn. Allah Teala buyuruyor, artık buna nihayet verdiniz değil mi? Mevlam buyuruyor. Ayet-i Kerime'ye gelince, Hazreti Ömer oradaymış, İntihane ya Rabbi diye bağırıyor Hazreti Ömer. Evet, buna son verdik ya Rabbi diye bağırıyor derler. Bu Ayet-i Kerime tabi gelmeden önce, alkol içkiler haram değildi kesin olarak. Bunun için de içenler bulunuyordu. Hasenes buyuruyor, ben diyor Ebu Talha'ya, evi babası, birkaç kişiye şarap veriyordum. Kendi genç çocuk henüz daha kendisi, onu içiyorlar diyor. Biri geliyor, bağırıyor, ya Ebu Talha, Allah Teala Kerim'e indirdi, şarap haram kılındı. Bunu duyunca diyor, dedi ki bana evi babam diyor, Enes, çabuk dök bakalım şunları. Şarabının küpünü kır bakalım dedi diyor. Bir anda azı cemaatimiz ayet-i kerimeyi duyan bütün o anda içmekte olanlar şarapları döküyorlar. Medine sokaklarında baya baya bir şarap akmış yani böyle. Yani Allah'ta emre geldiği anda bakınız o alkollü kafa ile hemen bir anda
alkolü bırakıyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Çoğu parmağını sokup bir de kusma çalışıyorlar. İçine kalmasın diye azıcık maddemiz. Şimdi hadis-i şerifte var muhterem cemaatimiz. Günümüzde bazı kişiler işte ben diyor şarabı içmiyorum da rakı içmiyorum da şunu bunu içiyorum diyor. Renkleri farklı oluyor. İsimleri değişik oluyor. Bu sanki ona haram değil zannediyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, küllü müskirin hamrun. Her müskir, her sarhoşluk veren madde, o da hamra girer. Yani burada ayet yasaklanan alkolik yasağına giriyor. Ne kadar kişiye sarhoşluk veren madde varsa, ister sıvı olsun, ister katı halde olsun muhterem. İsim ne olursa olsun buna giriyorlar. Yani günümüzde esrarda, eroinde, morfinide, hapları, tiner ne varsa hepsi buna giriyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, küllü müskürün hamrun ve küllü müskün haramın. Ve insana sarhoşluk veren, aklı gideren her türlüsü bunların da haramdır buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Yemen'den gelen biri Medine-i Münevvere'ye Peygamber sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki ya Resulallah, biz de bizim ülkemizde darıdan bir içki yapıyoruz, onu içiyoruz. O da acaba haram olur mu? Peygamber sordu. Peygamber ona şöyle soruyla karşıladı. Eve müskürün huve, o yaptığınız içki, yani darıdan kaynat yaptığınız o içki içtiğiniz zaman kişiye sarhoşluk veriyor mu? Kale neam. Evet veriyor buyurdu. Kale selam küllü müskürün haramın peygamber buyurdu. Yani darıdan olsun, arapadan olsun, buğdaydan olsun, elma armuttan olsun, baldan olsun, üzümden olsun, maddesi ne olursa olsun yapılan bu içki türü demek ki içildiği zaman eğer kişiye sarhoşluk hali veriyorsa hepsi bunların haram oluyor alacağım maddemiz. Ve Peygamber şöyle devam etti Aleyhisselam Hazretleri soran kişiye ve inni alallahi ahden. Allah üzerine bir ahit vardır ki Allah'ın ahdi vardır ki limen yeşir müskire fi dünya yani. Kim ki dünyada böyle bir müskürat içerse, gerek sıvı halinde rakı şarap olsun, gerek katı olan kullanı içerse, en yuskiyehu mitinetin hıbali. Allah o kimseyi cehennemde tinete hıbalden sulayacak. Kıyla. Peygamberimize denildi ki, soruldu ki, ve ma tinetin hıbali. Ya Resulallah, nedir bu tinetin hıbal? Kâle aleyhisselam, sadidü ehlin nâre. Bak muhtemelenler. Demek ki kim dünyada alkolü içkileri içerse, kullanırsa bunları, o kimse tabi cehenneme girecek, tevbesiz giderse cehenneme girecek, o kimse cennette tinetin hıbal denen bir deryadan su verilecek. Sonacak. Ne bu sorular? Burada Aleyhisselam Hazretleri orada yanan günahkarların özellikle zina eden kadınla edip akan irinler akacak. Onunla bir toplanacak. İşte zabaniler bunları onunla içecekler cemaatim bakınız. Allah korusun. Demek ki cehennemde yanan kafirler, tabi fasıklar, günahkarlar, münafıklar. Onlara yana yana onlardan bir irin akacak, akacak. Bu arada özel olarak fuhuş yapan kadınların edeplerinde irin akacak, ciğer akacak. Ama çok pis kokulu, daha irin zaten biliyorsunuz pis kokulu, kötü bir şey. Onlarınki daha fena olacak. İrin akacak edeplerinden, yanacak edeplerinden akarken de haberle. Edeplerinden
irin akacak, cerahat, muazzam, sıcak, ateşin sıcak olacak, kokusu fena olacak, gönlü fena olacak, akacak. Öyle bağıracaklar bunlar. Akan bu irinler bir yere toplanacak. Dünyada kim alkol içki içmekte ise, tevbesi gitmiş oraya, işte zabaniler onlara bustan içirecekler muhtemelen. Alacaklar ateşten böyle kaplarla, açı ağzını dökecekler muhtemelen. İşte adı cemaatimiz 3-5 günü dünya için demek ki alkol içki içmeye yani değmez inşallah bunu içenler de duyarlar, kulaklığa ulaşır inşallah. Ecmaatül ümmeti. İcma-ı ümmet vaki olmuştur. Yani bütün sahabelerin söz birliği ile, bütün mezhep müşehitlerin söz birliği ile, ittifak ile İslam'da şu kesinleşmiştir ki, alâ tahrimi beyil hamri. Hamrın, yani alkolü içkilerin içilmesi haram olduğu gibi satışı da haram muhteremler. Demek kim ki Allah korusun alkolü içki satıyorsa aldığı param tam %100 haram. Haram oluyor böyle. İkincisi satarak kimin içmesine sebep oluyorsa ondan günahın bir katı da buna yazılıyor bak muhterem. Vel intifa'i biha, ondan yararlanmak, bu da haram oluyor. Yani efendim derler ya bazen işte rakı içersen şu hastalığı işte şuna buna iyi. Hayır mı derler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü'nü. Hatta buradaki intifa, yaralan içmek anlamına gelmiyor. Yani başka şekilde bile onlardan yaralanmama gerekiyor. Ve tahrim-i semeniha. Ve burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 10 kişiye lanet etti. İçki yapana da, alana da, satana da, içene de, taşıp götürene de. Alıyor mesela alkol içkiyi bir yerden, tutuyor oradan bir taşıyıcı tutuyor, onu taşıtıyor. Onu da Allah, Peygamberimizin laneti oluyor. Onun da aldığı para haram oluyor azı cemaat. Yine Peygamber Hadis-i Şerifleri, Buyur Aleyhisselam Hazretleri, şaribül hamri ke abidil ve seni. Alkollü içki içmek ke abidil ve seni putlara tapmak gibidir. Buyur Peygamber Hazretleri. Allah korusun. Demek ki alkol içki içen kişi putlara tapıyormuş gibi oluyor. Hadis-i Şerif. Neden Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? Ayet-i Kerime'de çünkü beraber geldiler. İçki, kumar, taşlara tapılmak beraber geldiği için birbirine bunlar beraber bir araya geldikleri için demek ki birbirine yakınlar bunlar. O kadar aşırı korkunç günah. Bazıları da özellikle alkolü içkiye yeni başlayan bazı gençlerimiz hele ortaokul çağındaki bazı yavrularımız muhteremde ne yapıyor bunlar? Önce bunlar tabii bira ile başlıyorlar. Daha önce sigaraya başlıyorlar. Neden? Yavrularımız gerçekten acınacak durumda muhteremler. Bir ana baba evladına hakim olamıyor. Elinden alıyorlar. Ana baba dilediği eğitim veremiyor evladına. Yani ne korkunç bir şey böyle. Ana baba bundan sorumlu, evladından, dünya ahirette. Ama ana baba yavrusunun eğitimine karışamıyor. Zorunlu eğitim diyorlar, yavruyu eline alıyorlar. Tabii dilediği döneme göre buna dilediği eğitimi verebiliyorlar. Bu arada insanın fıtratında, insanın iç aleminde, kişinin duygusal aleminde ne vardır? İnanç. İnanç mıdır? İman vardır. Her insan İslam fıtratına doğuyor. Her insan doğuyor. İşte
dünyaya gelen bir çocuk, bir genç yaşına geldiği zamanlar, içindeki fıtrına kaynaklanan imanını bulamayınca, inancını yaşamayınca, çocuk boşta kalıyor. Çocuk sedeliyor. Tatminsizlik çocukta. Tatminsizlik. Kişi bunama ediyor. Evlat, çocuk Kur'an okuyamıyor. Allah peygamberi bilemiyor. Verirse de bilgi çok getirirse bilgiler. Tatmin edemiyor çocuğu. İşte iman zayıflığından ruhsal bunalım kaynaklanıyor. Bu defa ne yapıyor zavallı yavrular? Bu tatminsizliğini gidermek için önce tabii sigaraya başlıyorlar muhtemelenler. İcabında annesinin çantasından çalıyor. Babasının cebinden çalıyor icabında sigarayı. Böylece zengin çocuğu paket alıyor, fakir çocuğuna veriyor. Bir tane bir tane derken zavallı yavrular ruhsal bunalım çıkmak için, inançsızlığını gidermek için o sigarayı yakıyor. Önce ondan avunur gibi oluyor sigara dumanında. Onun beyni biraz uyuşturuyor nikotini. Ama tabii hep bunlara bağımlılık yapıyorlar. Zamanla yetersiz oluyor. Yine şu tatmin olamıyor genç. Bu defa ne yapıyor? Sigaraya yetersiz kalıyor. Efendim işte bira. O işte efendim işte yok günah değildir de, fazla alkol değildir de. Hatta alkolsüz bira direkten mi yapılıyor? Kesin yalan muhterem. Olamaz yani böyle. Yani biranın yapılışını inceledim. Olamaz alkolsüz. Yalnız alkol oranı biraz düşük olabiliyor bazıların. Ama alkol hepsinde var. Çocuk ne yapıyor bu sefer? Biraya başlıyor. Efendim az içiyorum bu sarhoş yapmıyor diyor. Peki bu ne oluyor? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ma eskerehü kesirühü fekaylühü haramın. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ma eskerehü kesirühü. Bir şey çok içilince sarhoş ederse onun azı da damlısı da haram oluyor. Haram oluyor. Sonra adı cemaatimiz birada kanser yapan bir madde var. Birada. Bir zamanlar haplar vardı. Piramidon hapları vardı. Piramidon. Ağır kişi haplar vardı. Bundan yasaklandı. Neden? Kanser yapan madde bunda bulunduğu için. Halbuki yarım litre birada belki 20-30 sene piramidon hapı kadar kanser yapıcı maddeler var. Yani hem de kanser yapıcı madde var bunlar. İçki içen kişinin imanına bir zarar veriyormuş yine bu. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men şeribe hamren, bir kimse alkol içki içerse, harece nuru imani min cevfihi, onun içinden kalbinden imanın nuru gider. İmanın nuru gidiyor. Böyle. Onun içine, damarlarına, kanına, kalbine alkole girince orada imanın nuru duramıyor. Ya o anda ölse ne oluyor? Çok ölenler var. Alkollü. Araba da kullanıyor. Ölüyor o anda da Allah korusun. Yani yazık. Çok yazık ama. Bir insan kendi içmese de ama içenlerin yanında bulunsa nasıl olur acaba? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, merkezi bile vereyim ahire. Bakın Peygamber şey yapıyor muhtemelenler. Men kâne yü'minü billahi vel yevmil ahire. Kim? Allah'a cenişanlıyor. Ahiret günü iman ediyorsa, inanı varsa, Allah var birdir diye. Kim de ahireti imanı varsa, hesaba çekici derten, فَلَا يَجْدِسْ عَلَى مَعْدَتِنْ يُشْرَبِ عَلَيْهَا الْحَمْرُ. İçki içilen bir masaya yaklaşması, oturması oluyor. Yani kendi içmese bile kişi ama orada içki içiliyorsa bakın öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kimin Allah'a ahiret imanı varsa, imanı varsa onların yanına sokulmasın, oraya oturmasın buyuruyor. Yani
Onun yanındaki bir ona zararı var. Yine bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İctenibül hamre alkışkiyeden sakının, kaçının. Feinnaha ummul habais. O her türlü kötülüğün anası, özü, kökeni odur bu Peygamber. Demek ki zaten bir insan alkol almaya başladı mı kişinin imanı çok zayıflar yani. İnkar etmedi işte. Dursa bile inancı çok ama çok zayıflar. O kişiden haya duygusu kalkar. Dine bağlılığı, hatta örf adet bağlılığı gider kişi. Haramlara çabuk koşar. Bunun için içki içen kişi tabii namaz da kılmaz, Kur'an okumaz, Allah zikretmez. Hatta fuhuştan, şundan bundan korkmaz muhteremler. Yani her türlü günahın kökeni alkış kere başlamak ile olmuş oluyor. Şimdi bir bazen şöyle bir soruyla insanlar tabii karşılaşıyoruz, hepimiz karşılaşıyoruz. Üzüm helalda, üzümün suyu neden haram diyorlar bazıları. Tabii bunu alkış içkende bunu söylüyorlar. Şimdi adı cemaatimiz, üzüm tabii helal. Hem de üzüm cennet nimetlerinden. Yani cennette en çok vasfı geçen üzüm bağları. Ve e'naben diye geçer Kur'an'da. İnep üzüm demektir. E'nab üzümü inebin çoğulu. Yani üzüm bağları diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Cennette en bol nimetin biri de üzümdür. Neden aziz cemaatimiz? Üzüm olduğu gibi yeniyor. Diğer meyvelerin çekirdeği atılır, kabuğu soyulur, posası çıkar, şu bu olur. Ama üzüm öyle değil mi? Üzümün kabuğu da yenir, içi yenir, çekirdeği yenir. Bazıları ayırırlar kabuğunu, çekirdeğini çıkarırlar, bazıları yapmamaya gerekiyor. O zaman beslemen noksan kalıyor muhteremler. Allah'ın koyduğu formülü budur. Onun kabuğunda başka madde var, içinde suyunda başka var, çekirdeğinde başka madde var böyle. Onlar üçü bir araya gelince, o zaman Allah'ın koyduğu formül budur böylece. Demek ki üzüm helaldir. Hem de cennet nimetlerin başında üzüm geliyor böylece. Peki üzümün suyu haram mı? O da haram değil. Bir insan üzümü sıkar. Ne deriz buna? Şıra deriz böyle. Şıra. Kişi üzümü sıkıp da taze iken suyun içerse, şıra içerse bu da helaldir böylece. Tabi bedene kuvvet verir, iştah açar. Buna faydaları vardır. Bu da haram değil. Ne zaman haram oluyor peki üzüm suyu? Şimdi fıkıhtan aynı şöyle aldım, ibareyi okuyayım size inşallah. Tahrümül hamru. Şarap haram oluyor. Vehyen niyyü bin mail inebi. İza gala veştedde vel kasbü bizzebede şahindir imami. Şimdi üzüm suyu sıkıldı. Yani şire oldu. Bırakırsa ne oluyor? Bunda bir kaynama oluyor. Üzerine köpük atıyor, İmam-ı Azam'a göre o zaman bu şaraba dönüşüyor, haram oluyor. İmam Bey'ine göre, Hazreti Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebe göre de üzerine köpük çıkması şart değil. Üzüm suyu sıkılan şıra ekşiyip hafif bir kaynama başladı mı şarap oluyor, haram oluyor muhtemelen. Peki bu nasıl oluyor şimdi aziz cemaatimiz? Bir de buna tabi bilim sonra bakalım buna inşallah. Sıkılan üzüm suyu, bunu şarap yapmak için ne yapıyorlar bunları? Havası alınan fışlara bunları koyuyorlar. Havası fışılarda üzüm suyu kapalı olarak orada beklerken ne oluyor bu defa? Üzümün kabuğunda bulunan bir madde var. O madde şıraya geçince o şıradaki şeker habbelerini parçalıyor. Üzümün tadı suyunda, kabuğunda değil muhtemelen.
Beraberindeki anlaşılıyor tabi. Üzümün şekeri, glikoz denir buna. Üzümün suyunda bu. Böyle. Üzümün şekeri. Demek ki bu şurulup saklanınca havası fıçılarda, tabi açık da olsa olabiliyor bu zaman kalınca, fıçılarda bekletilince üzümün kabuğundaki bir madde suyuna geçiyor, şuradaki suya geçiyor. Oradaki şeker habbelerin tanelerini parçalıyor bu. Bu şeker parçalandıkça bunlar şuranın tadı acımaya başlıyor. Ekşime acımsı olmaya başlıyor. Ve bu arada bu parçalanan şeker, glikoz maddeleri ne oluyor bu defa? Bunların iki şey oluyor muhteremler. Bir karbondioksit gazı meydana geliyor. Bir de etil alkol denen alkol. Tabii kimyada alkollerin sırası çok. İşte bunlardaki alkol etil alkol deniyor bakın. İşte. Demek ki buna ne oluyor? Buna Arapçada istihale deniyor. Yani bir madde başka maddeye dönüşüyor. Yani bugünkü deyimde kimyasal değişim oluyor şimdi. Yani şıra tatlıyken, herhalken demek ki ne oluyor? Kabuğundaki madde şeker habbelerinden parçalanıyor. Parçalanan şeker habbelerinden iki madde meydana geliyor. Etil alkol, bir de karbondioksit gazı meydana geliyor. Bu karbondioksit gazı tabi köpükler halinde yukarı çıkıyor. İşte buna kaynama deniyor işte böyle. Kaynama başlıyor. Bir de bu karbondioksit gazı şuranın üzerine çıkarken altta erimeyen posaları da yukarı çıkarıyor. Bunlar köpük yapıyor üzerinde. Köpük yapıyorlar. Yani gerçekten azı cemaatimiz çok iğrenç bir şey yani böyle. Yani iğrenç böyle tişkinecek bir şey. Allah korusun. İşte o zaman bu haram oluyor. Rakı ise rakı şaraptan yapılıyor. Rakı daha onun için daha pahalı mıdır? Onun yapımı daha başka oluyor. Bu şarap oluyor bu şekilde. Yine Kur'an-ı Kerim'de bize neler yasaklanmışsa onların bize dünyada sağlığımıza da zararı var az cemaatimiz. Bunu da bilelim bu şekilde. Demek ki ne yasaksa bizlere bunların mutlaka bizim sağlığımıza bunların zararları da vardır. Mesela bir yemek helal, temiz bir yemek hatta sebze yemeği bile olsa bu yemek zamanla ekşise, ekşidi mi, yenmesi mekruh oluyor bak mesela, mekruh oluyor. Yemek, kişinin buzdolabı yok, koyamamış ya da kişi yanılmış bir pikniğe gitmiş, yemek yanına götürmüş. Bu yemek eğer sıcakta ekşirse, hafif ekşirse, bunu yenmesi bile mekruh oluyor. Eğer fazla ekşirse, sağlığa büyük zararı varsa, o zaman haram oluyor bak muhteremler. Demek ki her haramda gerçekten bizim sağlığımıza bunların zararı var aslında. Peki alkolün zararı var mı cemaatimiz sağlığımıza? Zararı var mı bunun? Alkol hiçbir sindirime tabi olmadan bir kısım mideden, diğer kısım ince bağırsaktan hemen kana çabuk geçiyor bak. Hemen çabuk geçiyor. Onun için ki içmeye başladığımı hemen biraz sonra derler ya kafa tutmuş derlerden hemen başlıyor efendim. Hiçbir sinirime uğramadan bir kısım mideden diğer de ince bağırsaktan hemen kana geçiyor. Kandan karaciğere çekiliyor. Karaciğere. Karaciğerde bu alkol içime tabi tutuluyor. Etil alkolden daha zehirli olan başka bir alkole dönüşüyor baktığında. Önce kişinin karaciğeri bundan harap oluyor alkol muhtemelen. Karaciğer efendim. Yani alkolün hepsinin karaciğeri rahatsızdır muhtemelen. Rahatsızdır bundan. Hatta sonu siroza bile gidebilir. Allah ölüme götürür kişiyi. Bunlar rahatsızdır bundan böyle. Oradan ne oluyor? Tabii kan vasıtasıyla bütün beden hücreler dağılıyor.
Bilhassa beyin muhteremler. En fazla zarar gören alkolden beyin muhterem. Bakınız. O güzel Mevlamız, yüce Mevlamız bizim beynimizi ne yapmış? Sanki bir kale içinde bak, kemikten. İçine koymuş Mevlam muhteremler. Demek ki beyni çok korumamız gerekiyor. Aşkı değil beyin böyle şey. Kemikten bir kale gibi içinde beyin. Ayrıca bakın muhteremler, eğer beynimiz yalnız kemikten oluşan kafasının içinde olsaydı, hafif bir çarpmada biz fena olurduk. Yine bir de sıvı var. Beyin sıvısı deniyor. Kafatası içerisinde bir sıvı var. İşte insan beyni o sıvı içinden yüzüyor bak muhteremler. Yani hafif sademede, çarpmada insan fazla zarar görmüyor. Zarar var. Kişi alkol aldığı zaman hem bu sıvıya hemen alkol gidiyor, beyni alkol gidiyor muhteremler. Peki ne oluyor? İşte beyindeki kontrol merkezleri var beyinde. Bunlarda bir baskı oluşturuyor, uyuşma oluyor. Bunlar çalışamıyorlar bunlar. Alkolü kişi alkol almış fazla, mesela utandığı birini görüyor yolda. Biraz düzgün yürüyeyim ona karşı diyor. Ama yürüyemiyor. Neden? O yürümeyi sağlayan kontrol merkezi baskı altına kaldı. Çökertildi yani. Çöktü muhtemelen ben işte. Bu iş alkolü kişiye konuştuğunu bilmez adı cemaatimiz. Hele Allah korusun arabayı da bindi mi hem kendi hayatı tehlikeli, hem çocuğu tehlikeli, hem de icabında zincirleme kaç kaza olabiliyor. Olabiliyor. Yine muhtemeler uzmanlara göre 50 gram alkol beyinde binlerce hücreyi tahrip ediyor mu bakarım. 50 gram alkol kişi alırsa o kişinin beyin hücrelerinden binlercesi tahrip oluyor. Bu kadar sağlığa zararlı alkol. Hatta biliyorsunuz az cemaatimiz trafik polisleri alkol testi yapıyorlar yolda. Ama takip yapamıyorlar tabii ya. İşte rastgele bir durduruyorlar, şüpheleniyorlar mesela, bakıyorlar. Elinde bir cihaz var. Test, alkol testi cihazı var. Üfle bakalım diyorlar, üfletiyorlar. Ne onun içerisinde? İçinde potasyum bir karbonat ve sülfürik asit var, erimiş olarak içerisinde muhtemelen. Kişi üfleyince kandaki alkol oranı orada onu gösteremiyor muhtemelen. Orada gösteriyor. Demek ki alkol yani bütün insanlıkça böyle zararlı, tehlikeli. Demek ki alkolü kişinin trafikte çıkışı da yani karnı da tehlikeli, yasak. Yasak. Tabii bunlar cemiyet içinde zararlı muhteremler. Mesela bir mahallede, bir sokakta, bir apartman dairesinde bir alkolik oldu mu hepsinin zararı oluyor. Pisliği, kavgası, bağırması, çağırması, ahlaksızları bu topluma zarar veriyor bunlar. Bir de adı cemaatimiz alkollü kişiler, alkol alan kişilerde beslenme yetersizliği oluyor bakın bir de onlarda. Beslenme yetersizliği oluyor. Bir defa onların pankraslarında iltihaplanma oluyor. Pankrasına bir salgı verir. 12 bağırsaklara verir. Bu yağlar, proteinler, karbonhidratlar ancak onunla sindiriliyorlar bence. Sindirim olmuyor. Yine alkol bazı vitaminlerin alınmasını engelliyor bedene muhtemelen. Mesela B2, B6, B12 vitaminleri özellikle bunların beden alınmasını engelliyor. Engelliyor. Bu için bilhassa B12 vitamini muhteremler alınamadığın bedene kişide kansızlık başlar. Anemi hastalığı denen kansızlık insana başlar böyle. Kansızlık başlar. Kansızlıktan dolayı da kişinin kalbinde sıkıntı başlar ve sinirinde bir gerilim olur sinir sisteminde kişinin. Bu kişinin ne kadar B12 vitamini
En fazla ciğerde vardır, sır ciğerde bile. Onu alsa bile ona yaralanamıyor ama. Demek ki alkol ne yapıyor? B12'den almasını zarar verir kişi böyle. Alamıyor bunları böyle. Bir de B6 vitamini var muhtemelen, onu da alamıyor kişi. Yine bu arada bazı kadınlar muhteremler hap kullanabiliyorsunuz. Doğum kontrolü. İşte bunlar da B6 vitamini alınmasını engelliyor bunlar da bak muhteremler. Eğer bir kadın sürekli olarak ağız yolu ile doğum kontrolü hapını kullanırsa bu da zararlı. Alkol gibi bu da zararlı muhteremler böyle. Zaten Avrupalılar adı cemaatimiz, Avrupa'da biliyorsunuz doğum oranı çok az. Avrupa'nın gençliği yok. Avrupa'nın geleceği karanlık. Avrupa'nın bugünkü gençliği de gitmiş elden. Alkol, uyuşturucu, cinsel sapıklık, ahlaksızlık, bir tatminsizlik. Tatminsizlik az cemaatim böyle. Yani tatmin olamıyorlar. Evet, bir Hristiyanlığın bir ismi var. Kiliselerin bir resmi görevi var kiliselerin. Şimdi cenaze merasimleri, şu doğunca vaftiz diyorlar, çocuğu yıkıyorlar suda göğe da. Ondan sonra nikah mikah gibi, yani Avrupa'daki kiliselerin her şeyi bitmiş, papazların da her şeyi bitmiş, ne kalmış? Sanki böyle resmi bir kurumlar gibi. Hatta bir orkestra gibi de böyle din ayinleri de. Sazlı, cazlı, şunla bunu ilaç gelerek geliyorlar. Tabi adı cemaatimiz bu Avrupa gençliğini tatmin edemiyor. Tatminsizlik var, inansızlık var. Gerçeği bulamıyorlar. Biz Müslümanlar çalışıp onlara ulaşamıyor, anlatamıyoruz onlara İslam'ı. İslam bilmiyorlar. Bu defa tabi ne yapıyor Avrupa gençliği? Bu tatminsizlikten, bunalımdan. İşte böyle turistik geziler derken alkolü, esrarı, eroini, morfini, iğnesiyle, hapıyla, ondan sonra cinsel sapıklıklar, ahlaksızlık almış yürümüş gidiyor. Tabi böyle bir gençliğin artık sonu yok muhteremler. Avrupa'nın gençliği az, onlar da çoğu bu tipte bir şekilde böyle. Avrupa bitti yani, bitti Avrupa muhteremler. Avrupa bitti. Sonra bir yerde eğer fuhuş da fazla olursa orası mutlaka batar muhtemelen. Batar böyle şey. Yani bakınız mesela uzak doğuda oldu bazı biliyorsunuz kıyılarda nasıl deniz kabardı birdenbire. Nedir bunlar işte böyle? Turistlerin gittiği fuhuş yuvaları. Düşünün ki yani bir turist Avrupa'da ülkesindeki fuhuş artık tatmin olamıyor. Bir tatminsizlik. Harama doymuyor. Daha büyük haram istiyor. Avrupa'dan kalkıyor ta uzak doğuya. Endonezya'nın sahiline oraya böyle gidiyor. Biliyorsunuz muhteremler, Allah'ın gazabı kahri geldi. Dağlar gibi deniz kabardı. Ne oldu biliyorsunuz cemaatim böyle şey. Bunun için muhteremler, İslam Allah Teala'nın son hak dini İslam dini muhteremler. Son hak din İslam dini. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi kitap. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği son peygamber muhteremler. Son peygamber. Yani insanların son fırsatı bu. Son fırsatı bu. İnsanlığın. Eğer insanlık Kur'an-ı Kerim'e araştırırsa, Kur'an-ı Kerim'e dönse, peygamberimize tanısa, ona sarılsa, inşallah dünya daha çok güzel olacak muhteremler. Ama tabii şu anda öyle bir şey görünmüyor. Ama yarın Allah Teala bilir aziz cemaatimiz. Yalnız şu kesin ki eğer Kur'an yaşanmazsa, peygamberimizin peygamberi kabul edilmezse başka peygamber gelmeyeceğine göre insanlığın da sonu muhtemelen. İnsanlığın sonu. Zavallılar, Hristiyan alemi, İslam'a saldırıyorlar, Kur'an'a saldırıyorlar zavallılar. Aslında İnsanlığa saldırıyorlar muhtemelen. Bak, işte. Bak doğal dengeleri bozuluyor azıcık ama doğal dengeleri bozuluyor. Ya. Tarihte geçmişte hangi peygamberin ümmeti o peygambere asi olmuşsa Allah'ın gazabı uğramışsa önce her birinde doğal dengeler önce bozuldu.
Doğal denge bozuldu muhteremler. Aşırı sıcak, aşırı ısı. Ondan sonra korkunç fırtınalar, yağmurlar. Aşırı sıcakta Allah Teala suyu götü depoluyor muhteremler. Allah suyu götü depoluyor muhteremler. Denizdeki su, göldeki su, insan bedenindeki su daima. Meyvedeki su, ottaki su, topraktaki su buharlaşıyor, göğe çıkıyor. Kaç okyanus gökte birikiyor. Buhar halinde tutuyorlar mevlam, depoda tutuyor böyle şey. İşte Allah Teala'nın gazap vakti geldi mi, o Yüce Mevla bir emir verdi mi muhteremler, hemen yere döküyor bunlar böyle şey. Her tarafı su da alır, sel de alır, yerden ateşler fışkırır, yanar dağlar patlar, yerler batar batar muhteremler. Batar. İşte aziz cemaatimiz, demek ki konumuz tabii alkolü içkileri de aziz cemaatimiz. Elimizden gelir inşallah Teala insanları uyarma çalışalım aziz cemaatimiz. Az evvel hadis-i şerif okudum. Kim ki bu dünyada alkolü içki içerse o kişi cehenneme girdiği zaman orada ne içecek cehennemde? Fuhuş yapan kadınların edebine gelen ateş gibi irinler, onu içecek bak muhteremler. Adı cemaat. Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa Allah bunu arkasından duruyor muhteremler bak. Ya. Allah bunun hesabını soracak. Yüce Mevla Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Allah bize peygamber göndermiş. Allah bize emrini tebliğ ediyor. Allah hemen dinlemeyince kalacak mı bu iş? Hayır muhteremler. Bu işin takipçisi Yüce Mevlamız muhteremler. Mevlamızdır. İşte ahir zamanda kıyametin alametin biri de alkol içkiler çok içilecek, çok yaygınlaşacak muhteremler. Ne yazık ki bazı kadınlar bile içiyorlar, kadınlar bile muhteremler. Sonra onun neşten gelen yavru ne olacak muhterem? Ne olacak bakınız. Alınan alkol kana karışıyor, bedendeki bütün hücrelere gidiyor kan. Bedendeki bütün hücrelere gidiyor. Bu arada üreme hücreleri, ki kadına yumurta denir, erkekte sperm denir muhteremler. Eğer bir erkek alkol alıyorsa, erkeğin sperminde, üreme hücresinde de alkol var. Kadın alkol alıyorsa, onun da yumurtasında, üreme hücresinde alkol var muhteremler, var. Sonra hele iki alkollü hücre bir araya gelip döllendi mi ne olacak? O doğan yavruya yazık mı? Yazık muhteremde ya. Onun hesabını kim verecek aziz cemaatimiz? Kim hesabını verecek bunun? Bunun için muhteremler, peki içenden ne olacak şimdi? Oraya gelelim bir de inşallah. Kısa toplayalım bunu inşallah. İçenden ne olacak? İki şey var muhteremler. Bu iki şey olmadan evvel Allah Teala tevbeleri kabul ediyor. İki şey var. Biri güneş batıdan doğmadan önce işte doğal dengelere bozula bozula yerin göğün düzeni bozulacak, gökte düzen bozulacak. Üç gün güneş hiç görüp doğmayacak. Üç gün. Üç günden sonra güneş battan doğacak az. Gayet mat ışık fazla vermeyecek. Biraz da kaybolup yine doğuda görünecek. O zaman tövbe kapısı kapanmış olacak. Ondan sonra kişi ne kadar ağlasa, ne kadar yalvarsa fayda yok mu? Yok muhteremdir. Yok aziz cemaatimiz. İkincisi sekiratü mevt deniyor. Kişi ölüm haline girdi mi, artık gözden perde kalkmaya başladı mı, o zaman da tövbe kapısı kapanıyor muhterem. Şu anda kişi alkol almış olabilir muhteremler. Bilerek, bilmeyerek. Almış olabilir, erkek hanım olsun. Elhamdülillah şu anda tevbeler kabul, kabul muhteremler. Yeterli kişi Allah Teala'mıza yönelsin aziz cemaatimiz. Yaptığına pişman olsun, nadim olsun. Artık içki içmemeye Allah Teala kesin söz versin, tevbe istiğfar etsin. Allah tevbeye kabul ediyor. Kabul ediyor.
Peki davet içmiş ne olacak onlar? Eğer güzel kuvveti tevbe yaparsa onların geçmişe de bu işliyor. Geçmiş diyor, günahlar siliniyor bak muhteremler. Ama kişi mesela alkolü bir kişi öyle hasta yakalmış ki mesela akciğer kanserine yakalanmış. Bir de kanser yakalanmış. Ne diyor buna doktorlar? Sakın ha kesin olarak diyorlar. İçki alırsan öleceksin. Kesin mi diyorlar? Bu kişi ölüm korkusunda içkiyi bırakırsa bu tevbe sayılmıyor muhteremler. Bu geçmişi işlemiyor. Yani önce aldığı alkol içkileri işlemiyor bu. O günah duruyor bakınız. Günah duruyor. Evet içkiyi bıraktığı anda içmiyor. O anda günaha girmiyor. Ama önce içmiş, yıllarca içmiş. Ondan duruyor bakınız. Neden? Bu kişiye tıbbi açıdan ölüm korkusundan dolayı kanserden korktuğu için bıraktığı için bunun eski günahı duruyor. Ama bir kişi Allah korkusu ile Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Sen Rabbül Alemin'sin Ya Rabbi. Mülk senin Ya Rabbi. Yani ne demek Allah cemaat? Vahdehu la şerike leh. Allah bir. Onun ortağı denge yok. Bak mıdır? Mülk onun. Onun mülkiyet. Arş ve yer ki onun Mevlamızın. Kişi bunu düşünüp de Allah'a yönelse Ya Rabbi ben hata ettim Ya Rabbi. Nefsime uydum Ya Rabbi. Beni affet diye. Kişi Allah bu kadar içkiyi bırakırsa bu geçmişi işliyor. Daha bir içmiş. Ondan günah siliniyor. Günah siliniyor. Bu kişi tevbeli ölürse hatta alkolüyken bile mesela diyelim ki 3-5 arkadaş özür olarak bir yere içmeye gitmişler bir yere. Orada içki alkolü iç almışlar, hepsini almışlar. Dönüşte içinden birinin içinden doğuyor ki ben ne yapıyorum ben? Benim Rabbim var, ben başıboş muyum? Diye kişi o anda içinden kalbinden pişman olsa yaptığına, kişi o anda kalbim Allah'a tevbe etse, Allah'a yalvarsa, biraz sonra bir trafik kazası ölürlerse, öbürleri alkolü gidiyorlar, bu tevbekar gidiyor bak muhteremler. Hani içinde, midesinde, kanında alkol olduğu halde, kişi o anda tevbe etmişse ve bırakmaya da kişi Allah'a kararlıysa, söz vermişse, bu affoluyor bak muhteremler, azı cemaat. Yine muhteremler Allah korusun bir insanın kanında hücrelerinde zerre kadar alkol bakan ölürse o kimse bir nevi Allah korusun cahili ölümüyle ölüyor muhteremler. Hadis-i şerif var. Mideten cahiliyeten diye geliyor. Allah korusun muhteremler. Yani çok tehlikeli bir şey. Yani kişinin midesinde, kanında, hücrelerinde alkol varken giderse tevbesi giderse yani giderse Allah korusun, işi gerçekten zor. Lillahi'l-Fatiha.